romatizmaya bitkisel destek mümkün müdür? Neler söylemek tabii istersiniz? Tabii ki. Romatizma ile ilgili, romatizmanın birçok türü var. 200 çeşit romatizma var. Yani bazı ilim adamları artrit, artroz, ankilozan, spondilit, fibromiyalji yani yumuşak doku romatizması, sistemik lupus, sistemik lupus, behçeti dahi romatizmaya sayılıyor. Yani birçok hastalık romatizma türüne giriyor. 200 çeşit romatizma var. Bu gördüğünüz şeytan pençesi kökünün toz öğütülerek toz hale getirilmiş şeklim. Şeytan pençesi kökü. Harpago fitum procombensis latincesi. Harpago. Şimdi bunun birleşiminde çok özel bir madde var. Harpagozit. Ne işe yarıyor? Evet. Romatizmayı tetikleyen birçok faktör var. Bunları açıklamak gerekir. Mesela herhangi bir yağ türü bir şey yediniz, et yediniz veya herhangi bir gıda tükettiniz. Ne içeriyor? Yağ içeriyor. Yağlar neye dönüşür? Linol asit, linolen asit neye dönüşür? Arachidonik aside dönüşür. Arachidonik asit prostaglandin E1, E2'ye dönüşür. Bu da hormona dönüşür yavaş yavaş. Bu dönüşümleri sağlayan nedir? Karaciğerin salgılamış olduğu elengaz, destraz, siklaz gibi enzimler. Karaciğerde problem olursa, enzimler azalırsa bu yağ asitlerini hormona ne dönüştürecek? Enzim azalırsa dönüşüm olmaz. O zaman ne oluyor? Arachidonik asit lökotrin denen bir maddeye dönüşür. Lökotrin nedir? İltihapları tetikler. İşte romatizmayı tetikleyen şey nedir? Karaciğerdeki, bağırsaktaki problemdir.